Yeni seri Vasat Favorileri hoş geldiniz. Bu videolar inceleme gibi değil. Çünkü başlarından ne düşündüğüm belli oluyor. Oyunlar iyi değil ama ben seviyorum. Dragon's Dogma da bu serinin ilki. Çünkü yakın bir tarihte yeni oyunu çıkacak ya da çıktı bile. Aslında devam oyunu çıktı. Ama o kadar özen gösterilmemişti ki şu an sitelerinde bile görünmüyor. Oyunun MMORPG versiyonu Dragon's Dogma Online 2015'te çıktı ve 2019'da kapandı. Hiç oynamadım ve hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü oyun sadece Japonya'da oynanabiliyordu. Ama videolarına bakılırsa Dragon's Dogma'nın aynısı ama online yapmışlar. Gerçekten animasyonlar, grafikler, karakterler hepsi aynı görünüyor. Bunun yerine Dark Souls ya da Monster Hunter gibi bir sistem yapsalar Dragon's Dogma şu anki halinden 10 kat daha iyi bir oyun olurdu. Ama elimizde bu var ve ikinci oyunda da co-op yapmış gibi görünüyor. Oyun hakkında konuşup spoiler vermeden önce oynamayanlar için kısa bir inceleme yapacağım. Dragon's Dogma bir aksiyon rol yapma oyunu. Bir karakter yaratıp onun eşyalarını, yeteneklerini güçlendirip çeşitli canavarları öldürüyoruz. Farklı olan şey ise puan sistemi. Puanlar oyuncuyla aynı mekaniklere sahip karakterler. Ve her oyuncu yanına 3 tane puan alabiliyor. Biri kendi yarattığı ve düzenlediği, diğer ikisi online olarak diğer oyunculardan aldığı. Yani oyunu sürekli 4 kişilik bir grup ile oynuyorsunuz. İsterseniz hepsini öldürebilirsiniz ama o istisna. Sistem gerçekten eğlenceli. Farklı sınıflarda puanlar seçebiliyorsunuz ve her birinin kullandığı yetenekler farklı olabiliyor. Hatta yaptıkları hareketler de eğilimlerine göre değişebiliyor. Bazıları çok agresif olabiliyor ya da arkada kalıp sürekli sizi koruyabiliyor. Yapay zeka farklılıkları da her puanı özel hissettiriyor. Ama oyunun sorunları da aslında böyle başlıyor. Yapay zeka berbat. Puanlar bazen hiç saldırmayıp izleyebiliyor. Uzun büyü yapan karakterler tam sonunda bırakıp başka bir şey yapmaya başlıyorlar. Bu videoda bile birçok yerde göreceksiniz. Sizi tek saldırıyla kurtarabilecekken oturup izliyorlar. Düşman yapay zekaları da çok iyi değil. Maalesef oyunun sorunları burada bitmiyor. Hikayesi direkt berbat. Sizi yeni mekanlara götüren görevlerden ibaret. Oyunun açılıp maceranın başlaması da o kadar uzun sürüyor ki muhtemelen yeni oyuncular ilk saatte bırakacaktır. Oyunun endgame'i yani hikaye bittikten sonra oynadığınız bölümler de çok kötü. Sürekli birbirinin kopyası bölümleri oynayarak eşya topluyorsunuz. DLC de farksız. Birbirinin kopyası odalarla dolu bir zindan. Burada en güçlü ekipmanı topluyoruz. Ama bu da gereksiz bir şekilde şansa bağlı. En güçlü ekipmana çıkarabilecek eşyayı düşürüp onun içinden size uygun en iyi eşyayı çıkarmanız lazım. Bu eşyaları açarken de kaynak harcamanız gerekiyor. Hem de en güçlü eşya düşse bile yan özelliği çok iyi olmayabiliyor. Yani yine tekrardan tüm aşamaları yapmanız gerekiyor. Hikayeyi bitirdikten sonra da güçlenmekten başka yapacak bir şey yok. Bence oyun zaten bundan fazlası da değil. Bu kadar kusurunu saydım ama Dragon's Dogma benim en sevdiğim oyunlardan biri. Çünkü bu kadar iyi savaş sistemi olan başka bir rol yapma oyunu yok. 9 farklı sınıf ve her sınıf içerisinde farklı yetenekler var. Bu yetenekler ve eşyaların verdiği özgürlükle canavarlarda kullanabileceğimiz mekanikler birleşince ortaya eşsiz bir oyun ortaya çıkıyor. Bence oyunu kendiniz deneyin. Başlaması zor olacak ama sabretmeniz gerekiyor. Başlamadan önce birkaç tüyom var. Birincisi, seçtiğiniz sınıfın kesinlikle menzilli saldırısı olsun. Bazı düşmanları öldürmek için direkt gerekli. Ve puanlarınız o an duvara baktığı için etrafta koşturmak zorunda kalıyorsunuz. İkincisi ise Port Crystal ve Ferris Stone kullanmaya alışın. Yeni bir bölgeye ulaştığınızda merkezine bir Port Crystal yerleştirin, böylece yürümek zorunda kalmazsınız. Üçüncüsü ise puanınız sizinle aynı renkte sınıftan olsun. Çünkü bazı ekipmanları seviye arttırmak için sizin giyebilmeniz gerekiyor. Dördüncüsü ise hiçbir şeye bakmadan oyuna kör girin. Görevleri takip ettiğinizde zaten oyunun sonuna kolayca varacaksınız. Ve ilk oynayışınızda her şeyi keşfetmek daha eğlenceli olacaktır. Eğer oynamak istiyorsanız videoyu burada bırakın. Bu tüyoları verdim ama ben böyle oynamıyorum. Dragon's Dogma'yı ilk kez PlayStation 3'te oynadım ve gerçekten hiçbir şey bilmiyordum. Sürekli öldüm ve yükleme ekranları çok uzundu. Yine de oyunu çok uzun süre oynadım. Bu yüzden açıkçası biraz bıktım. O yüzden biraz değişiklik yapacağım. Oyunu direkt modda oynuyorum. Koşmak enerji harcamıyor, ekipman ağırlığı yok, karakterler daha yükseğe zıplıyor gibi oyunu hızlandıran özellikler var. Ama oyun o kadar kolay olmasın diye en kötü sınıfla ve oyunun en zor modunda oynayacağım. Hard mod oyunu bir kere bitirdikten sonra aynı karakterle oynamanız için var. Ama sadece zorlaştırmıyor. 4,5 kat daha fazla hasar alıyorsunuz, enerjiniz daha hızlı bitiyor, düşmanların sarsılma dayanıklılıkları 3 katına çıkıyor. Aynı zamanda tüm tecrübe puanları 2 katına çıkıyor ve altın düşme oranı fazlasıyla artıyor. Benim için artık oyunun normal hali bu. Diğer zorlukları hatırlamıyorum bile. Karakterimi ise kısa ve kadın yaptım. Söylüyorum çünkü oyun etkiliyor. Eğer yeteri kadar kısaysanız düşmanların bacaklarının arasından geçebiliyorsunuz. Ya da bazı deliklere girebiliyorsunuz. Ama daha az şey taşıyabiliyorsunuz. Hikaye köyünüze bir ejderhanın saldırmasıyla başlıyor. Savaşıyorsunuz ve sizi yere vurup kalbinizi çalarak erizine dönüştürüyor. Amacımız kalbimizi geri almak. Tam köyden çıkacakken tanıdık bir ses bizi karşılıyor. Ve ilk puanımızı alıyoruz. Fark ettiyseniz düzgün hasar vurmuyorum ve daha zor modda değilim.
Yolda bir kamp ile karşılaşıyoruz ve bir Tepegöz'ü öldürmelerine yardım ediyoruz. Kendimizi kanıtladık, artık kendi puanımızı yapabiliriz. Benim puanım oran yürüyen bir hata. Büyücü olduğu için asla düzgün ekipman veremedim. Şu an tek işlevi takımı iyileştirmek ve uçurumlardan atlamak. Ben tabii ki oyunu düzgün oynamayacağım. Bu yüzden köyüme geri döndüm ve uyuyarak geceye geçtim. Kasardis'in limanında gece bir kadın ortaya çıkıyor. Ve onunla konuşarak DLC'ye geçebiliyoruz. DLC aslında oyunun en zor kısmı. Ama eğer isterseniz direkt burayla başlayabilirsiniz. Çok hızlı seviye atlayıp yüksek seviye ekipmanlara ulaşabiliyorsunuz. Ben önceden yaptım. Sadece DLC oynamak bile mümkün. Ama bu oynanışta direkt koşacağım ve Duskmoon Tower'a geçeceğim. Burada birkaç kilitli kapı var. Ve bölümün devamında bulduğumuz anahtarlar ile açılıyor. Ama kapının yanına bir varil koyup elinizde bir eşya ile kapıya doğru zıplarsanız içinden geçebiliyorsunuz. Gerçekten her oyunda olması gereken bir özellik. Böyle tüm kapıları geçip eşyaları alıyorum ve oyunu kapatıp Hard Mode'u açıyorum. Söylediğim gibi Hard Mode aslında New Game Plus. Yani oyun resetlense de eşyalarım ve seviyem aynı kalıyor. Zor Mode'da ise yine aynı şeyler yapıyorum. Oyunun açılması bu kadar sürmüyor normalde. Bu bayağı salakça bir hareket. Bu odaların birinden aldığımız Ring of Perseverance, kazandığımız disiplini %50 arttırıyor ve aynı anda 2 tane giyebiliyoruz. Yani artık 3 kat disiplin kazanıyoruz. Disiplin sınıf seviyemizi arttırıyor bu arada. Artık oyunun normal şekilde oynayabiliriz. Kampa geri dönüp uyuyoruz ve Hydra geliyor. Çok iyi bir sahne ama nedense oyunda Hydra 2 ya da 3 kere daha çıkıyor, onlar da kapalı odalarda. Ama bu Hydra'nın ölümü bizi en büyük işkencelerden birine götürüyor. Francis Casca, Hydra'nın kafasını Duke'e hediye etmemizi istiyor. Ve kanıyla yola çıkıyoruz. Boktan bir eskort görevi. Boğayı tekmeleyince hızlanıyor ama canı gidiyor ve eğer canı biterse oturup bekliyor. Hem de boğaya vurabilen tek siz değilsiniz. Sürekli düşmanlar saldırıyor ve her vuruşları yarı canımı götürüyor. Boğa da size vurabiliyor bir de. Eğer koşarken önündeyseniz sizi ezip tek atıyor. Şehre ulaşıyoruz ve hemen sınıfımı değiştirip Warrior oluyorum. Oyunda 3 ana sınıf var. Strider, Mage ve Fighter. Bunların karışımları da Mystic Knight, Magic Archer ve Assassin. Son üçlü ise ana sınıfların ileri versiyonları gibi. Warrior, Fighter ama iki eli silahlar kullanıyor ve hiç mobilitesi yok. Oynamayın dediğim sınıf bu. Ben hayatı biraz zor seviyorum. Ardından Everfall'a giderek normal hikayeye devam ediyorum. Şu an düzgün hasar veremiyorum ama arkadaşlarımın pawnlarını bedavaya kullanabildiğim için düşmanları onlar hallediyor. Eğer canları isterse. Hem de etraftaki bombaları da kullanabiliyorsunuz. Hasarları karaktere bağlı olmadığı için düzgün vurabiliyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki yanındaki adamlar 30 ve 120 seviye. Bu hile değil mi? Hayır değil, çünkü ikisi de gerizekalı. Hem de yüksek seviye oldukları için ben daha az tecrübe kazanıyorum. Kazanabilmenin tek yolu düşmanların arasında hayatta kalıp diğerlerinin öldürmesini beklemek. Bunu yapmak zor değil. Çünkü yüzükler sayesinde yüksek seviye yeteneklerimi açtım ve fiziksel hasar yemiyorum bile. Ama fiziksel yemiyorum. Büyüderek tek atıyor. Everfall'un dibine indiğimizde altında bir şeyin olduğunu fark ediyoruz ve yaratıklar çıktıktan sonra kaçıyoruz. Duke, ejder için bir av başlatmış. Biz de katılıp verilen görevleri yapmaya başlıyoruz. Biri eski bir yazıyı çevirmek. Önceki bir Erizen'ı buluyoruz ve bize yardımcı oluyor. Bu Erizen yüzlerce yaşında ve ejderi yenememiş. Yani kalbi ejderin içinde atmaya devam ediyor. Diğer görevlerde bir kaleyi, zindanı ve yeraltı mezarlığını temizliyoruz. Ben burada bir değişiklik yapıp ekipmanımı oyun sonu seviyesine çıkarmaya çalıştım. Oyunda ejderha öldürürseniz eşyalarınız Dragonforge'da olabiliyor. Gizli 4. yükseltme gibi bir şey. Ama şans üzerine ve ejderhalar şu an çok güçlü yaratıklar. Bir DLC eşyası ejderhalara 2 kat daha fazla vuruyor. Ben de bu silahı aldım ve haritadaki tek ejderha koştum. Zaten yanımda 120 seviye karakter var ve oyun 200 ile bitiyor. Ama bu Ayla isimli arkadaş yarım saatte sadece bir kere vurunca değiştirdim. Ve en az 10 kere öldükten sonra yeni puanla kesmeyi başardım. Sadece donum Dragonforge'landı. Av görevlerinden ikisini yaptıktan sonra Duke sizi çağırıyor. Saçma bir ara sahneden sonra Duke bizi avın üyesi yapıyor ve yeni görevler veriyor. Kaleden çıkarken kamera bizi prensesi gösteriyor. Eğer burada yanına giderseniz bir görev serisi başlıyor ve yavaşça prensesle sevgili oluyorsunuz. Hikaye aslında bu kadar değil. Görevlerinin devamında bana çok tanıdık gelen bir sahnede Duke prensesi öldürmeye çalışıyor. Sonra kurtarıyorsunuz vesaire. Ben bunları unuttum çıktım. Hatırladım, geri girdim ve gece girdiğim için hapse attılar. Tüm görevleri de kaçırmış oldum. Bu hareketlerin videonun devamında tematik olarak tekrarlanacak. Yeni iki görevimiz bir dava için kanıt toplamak ve Griffin avlamak. Dava görevi aslında çok önemli. Şehirdeki tek zengin adam Fornival, hatırlamadığım suçlardan dolayı gözaltına alınıyor. Fornival gerçekten kötü bir adam bu arada. Önceki görevde bir aileyi arazisinden kovmanızı istiyor. Ve kızı çok sinir bozucu. Ama karakter olarak önemli. Çünkü önemli eşyalar satıyor ve suçlu bulunursa direkt oyundan yok oluyor. Yani masum olduğunu kanıtlamamız lazım. Ben
Sadece masumluğunu kanıtlayan eşyaları topladım ve teslim ettim. Ama nedense yine de suçlu bulundu ve Fornevil oyundan yok oldu. Otomatik pilotta oynadığım için de suçlu bulunduğunu fark etmedim ve önceki kaydı yükleyemedim. Bunu da 2 saat sonra Fornevil'i bulamayınca fark ettim. Griffin görevinde ise farklı bir şekilde sıçtım. Griffin başta bir arabaya saldırıyor ve kaçtıktan sonra takip edip yemliyoruz. Sonrasında ise haritanın diğer ucundaki kuleye kaçıyor. Kuleyi fethedip havalı ara sahnelerden sonra tepesine Griffin'i yeniyoruz. Ben yemlediğimiz bölümde biraz abarttım ve Griffin'i orada öldürdüm. Yani havalı ara sahneler videoda yok. Diğer görevde ise Julian isyan çıkarıyor ve Mercedes'le savaşıyorlar. Bu iki karakter komşu krallıklar tarafından gönderilmiş. Julian birkaç kere tarikatı destekliyormuş gibi görünse de asıl amacı Dük'ün ejderhayı öldürmesini engellemek. Çünkü bir ejderha daha öldürürlerse güç dengeleri tamamen bozulacak. Mercedes'i onu durdurmaya çalışıyor ama asla başaramıyor. Eğer bırakırsanız Julian Mercedes'i öldürüyor. Mücadele bile yok. Düelle karışırsanız Mercedes'i kurtarabiliyorsunuz ve asıl sorunu anlayıp krallığına geri dönüyor. Mercedes sadece anlaşmayı tamamlamak için gönderilmiş. Soylu ama diğer erkek kardeşleri arasında en zayıfı. Sadece sembolik olarak orada. Ölümden kurtardıktan sonra da bunu fark edip düzgün bir orduyla geri dönmek için Grancis'ten ayrılıyor. Son düzgün görev ise kralın yüzüğünü geri almak. Salomet isimli güçlü bir büyücü çalmış ve madende yendikten sonra kuleye kaçıyor. Salomet'in tek farklı özelliği yanına gelince ışınlanarak kaçması. Ama maalesef yüzüğün özelliği bu değil. Envanterinizde durduğunda büyüleri daha hızlı yapmanızı sağlıyor. Ve görevin bitmesi için kralı geri vermeniz gerekiyor. Ama şehirdeki Black Cat isimli dükkana gidersek yüzüğün sahtesini yaptırıp krala verebiliyoruz. Ve görev tamamlanıyor. Bu sahtecilik sistemini silahlar, zırhlar ve birkaç büyülü eşya haricinde tüm eşyalarda kullanabiliyorsunuz. Eğer ekipmanı yükseltmek için bir tane daha eşya lazımsa direkt kopyasını yaptırabilirsiniz. Oyundaki loot şansa göre düştüğü için aslında oyunu bayağı hızlandırabiliyor. Ama bu oynanışta hiç ihtiyacım olmadı. Görev tamamlandıktan sonra bizi acilen şehirden uzağa yolluyorlar ve gittiğimizde aciliyetin sahte olduğunu, Grand Soren'a saldırdıklarını öğreniyoruz. Bu aslında görevin sonuncusu ve oyunu bitirmeden önce bir şey yapmam gerekiyor. Tüm maceranız boyunca ilişkinizin en yüksek olduğu karakter direkt sevginiz oluyor. Bu cinsiyet ya da karakter fark etmeden çalışıyor. Hatta oyun ilk çıktığında hiçbir engel yoktu. Ve herkesin sevgilisi Hancı ya da Demirci Caxton'dı. Çünkü sürekli bu karakterlerle konuşuyordunuz. Aslında özel diyalogları olan karakterler de var. Mercedes ve Julian bunlardan ikisi. Bence burada tartışma bile yok, en iyisi Madeline. Ama ben işi biraz daha zorlaştırmak istedim ve Heavenspeak Fort'a gittim. Bu kalede bir haydut grubu yaşıyor ve tamamı kadın. Hatta yanınızda erkek varsa kovduktan sonra saldırıyorlar. Ben de aralarından en büyüğünü seçtim ve bana aşık olana kadar kafatası verdim. Teşekkürler efendim dedikten sonra emin oldum ve işime geri döndüm. Yeni göreve başladığınızda kral size ödül vermeye çalışıyor ama nedense yüzüğü çalışmıyor. Hemen sonrasında bir mesaj geliyor ve Great Wall'un saldırı altında olduğunu öğreniyoruz. Kaleyi temizledikten sonra tarikatın lideri çıkıp konuşmaya başlıyor. Ama yarısında ejderha gelip hadi dövüşelim diyor ve oyunun sonuna başlıyoruz. Bu arada oyun hala kolaylaşmadı. Eşyalarım yüksek seviye olsa da hala 2 vuruşta ölüyorum. Ejderhaya ulaştığımızda sevgilimizi kaçırdığını öğreniyoruz ve bize 2 seçenek sunuyor. Sevgilini feda et ve krallığı kurtar ya da benimle savaş. Eğer ilkini seçersek sevgilimiz ölüyor ve biz Dük'ün yerini alıyoruz. İkincisi ise savaşı başlatıyor. Ejderle karşılaşma başlarda çok iyi. Kalenin içinden ejderden kaçıyoruz ve sıkıştıktan sonra kafasına saldırmaya başlıyoruz. Uçtuğunda ise balista ile vurup sırtına çıkıyoruz ve birlikte gökyüzünden düşüyoruz. Buralar bayağı havalı, güzel. Ama devamı normal ejderha savaşı, hatta biraz daha kötü. Çünkü kalbim biraz yukarıda ve benim sadece kılıcım var. Bu muhtemelen Warrior'ın bir sorunu. Ama ara sıra tepeye çıkıp izliyor ya da uçuyor, ben de balista ile indirmeye çalışıyorum. Ama o kadar zor da değil. Hatta o kadar hızlı öldürdüm ki daha vuramadan ara sahne gitti. Ejder öldükten sonra Erizinların kalpleri vücutlarına dönüyor. Dragonforge direkt toz oluyor. Dük ise aniden yaşlanıyor. Yani Dük ejderi yenmeyip sevgilisini feda etmiş. Ara sahneden sonra jenerik giriyor ve sevgilimizi alıp köyümüze geri dönüyoruz. Oyunun buradan sonrası post game deniyor. Oyun sonrasında. Harita tamamen değişti ve kıyamet gelmiş gibi duruyor. Grancis artık daha güçlü düşmanlar, hatta ejderhalarla dolu. Ve şehrin ortasında artık bir delik var. Şehre döndüğümüzde Dük'ün yanına gidiyoruz ve bizi ejderhanın teklifini kabul etmekle suçluyor. Ejderha dünyayı lanetlemiş ki Dük ölsün ve yerine biz geçelim. Karakterimiz hayır öyle yapmadım diyor ve hain ilan ediyoruz. Bunun oynanış açısından çok bir önemi yok. Çünkü şehrin yukarısıyla ya da kale ile hiçbir işimiz kalmadı. Oyunun buradan sonrası sadece güçlenmek üzerine. Everfall bir portala dönüşüyor ve atladığımızda çeşitli katlara inebiliyoruz. Her kat birbirinden farklı canavarlarla ve lootla dolu.
Amacımız 20 Wakestone toplamak. Ama bu gerçekten çok kolay. Tüm bölümleri gezmeden tamamlayabiliyorsunuz. Bu bölümleri anlatmamın da bir anlamı yok çünkü sıkıcılar. Hepsi birbirinin kopyası odalardan ibaret. Bazı kapılar kapalı, bazıları farklı odalar açılıyor, bu kadar. Tek farklı olan ise Chamber of Lament. Burada Ore Dragon ile karşılaşıyoruz. Mor bir ejderha ve çok yüksek canavar. Asla tek başınıza kesemezsiniz çünkü tüm oyuncular bu ejderi birlikte kesmek zorunda. Herkesin verdiği hasar toplanıyor ve ejder öldüğünde gidip ödülünüzü alabiliyorsunuz. Eğer internete bağlı değilseniz daha kolay tek oyuncunun öldürebileceği bir versiyonuyla karşılaşıyorsunuz. Ben ikisine de hiçbir şey yapamıyorum çünkü Warrior'ım. Ore Dragon'ın birden fazla kalbi var ve hasar vermek için bunlara vurmanız gerekiyor. Bacaklarındakileri kolay vurabilsem de onları yok ettikten sonra diğerleri imkansız. Çünkü yetişemiyorum. Hatta bazıları kanatlarında, tırmanmak bile imkansız. Warrior'ın bu zayıflığı aslında aldığınız zevki ona da katlayabiliyor. Mesela bu golemi kesmek için etraftaki mühürleri kırmanız gerekiyor. Ama bir tanesi çok yukarıda uçuyor ve pawnların boş konuşmakla meşgul. Ama oyunların sistemi o kadar özgür ki onları kullanarak bu zayıflığı yenmek mükemmel hissettiriyor. Everfall bu odalardan ibaret ama direkt oyunu bitirmemize gerek yok. Çünkü daha DLC var. Bitter Black Isle muhtemelen oyunda en çok zaman geçireceğiniz yer ama üstüne çok söylenecek bir şey yok. Çünkü sadece oyunun daha fazlası. Farklı düşman gruplarını aynı anda karşınıza çıkarıyor ve savaş sistemini daha derin kullanmanız gerekiyor. Bazen düşman sayısı abartılı olabiliyor çünkü cesetler daha fazla düşman çekiyor. Aslında hikayesi de var ama yine kısa ve oyun bununla çok ilgilenmiyor. Bilinmeyen bir süre önce Gret isimli bir Arisen ve Olra isimli Pawn'u yok edilmiş bir köyden Ash isimli çocuğu sahipleniyorlar. Gret görevini tamamlayamıyor, ejderhaya dönüşüyor ve Ash'in kalbini çalarak Arisen'a dönüştürüyor. Ash ise Olra'ya aşık oluyor ve Pawn'u olarak yanına alıyor. Şu an ejderha olan Gret ise Olra'yı kaçırıyor ve bize sunulan seçimi Ash'e sunuyor. Ash ise bu seçimi ona sunan dünyayı lanetliyor ve DLC'nin son boss'una dönüşerek Bitter Black adasını oluşturuyor. Hikayesi bu kadar. DLC boyunca bunu öğreniyoruz. DLC'nin oyunun mekaniksel olarak daha karmaşık olması güzel ama ekipman sistemi çok kötü. Bitter Black eşyalarının en yüksek seviyesini düşürmeniz, bu eşyaların içinde güçlü, size uygun ve yan özelliği iyi olanın gelmesi lazım. Bu da çok çok düşük bir oran. Ama DLC'yi bitirmek için bu güce tamamen ihtiyacınız yok. Sadece güç fantezisi için. Ama o seviyeye erişmek de gerçekten tatmin edici. Çünkü her oda bir öncekinden gerçekten daha zor. Hatta bitirdiğinizde daha da zorlaşıyor. Zindan biraz labirent gibi olsa da harita direkt nereye gitmeniz gerektiğini gösteriyor. Sona ulaştığınızda boş bir yerleşkeyi geçiyor ve Daimon odasına ulaşıyorsunuz. Bence Daimon tasarım açısından mükemmel bir son boss. Hem ejderha, hem Arisen, hem fiziksel saldırıyor, hem de büyü kullanıyor. Oyundaki tüm düşmanların birleşimi gibi. Ama bu Vortex saldırısı çok saçma. Boss'u bilmeyen puanları ortasına çekip direkt öldürebiliyor. İlk başta ben bayağı zorlandım. Çünkü DLC'yi hızlıca bitirip Daimon'u atladım. Tam da burada acaba hata mı yaptım ben diye düşünmeye başlamıştım. Hem Hard Mode hem de Warrior oynadığım için tüm savaşlar mükemmel sabır gerektiriyor. Warrior'ın en büyük sıkıntısı aslında yavaşlığı. Her saldırısı o kadar uzun sürüyor ki düşman saldırılarından kaçmak imkansız. Hatta tek kaçınma skillini tuttursanız bile animasyon bitene kadar düşman yeni saldırıya başlayıp size vuruyor. Ama bir saldırısının animasyonunu beklemenize gerek yok. Havada hafif saldırı. Warrior'ın en güçlü saldırısı bu. Tüm oyun boyunca bunu yapmanız gerekiyor. Zıpla vur, zıpla vur, zıpla vur, zıpla vur. Daha havalı hareketler var ama tutturması zor ve optimal değiller. Daimon'u kestikten sonra tüm zindan seviye atlıyor ve daha zor düşmanlar daha iyi loot düşmeye başlıyor. Bu loot sistemi çok kötü olsa da Dragon's Dogma gerçekten güçlendiğinizi hissettiriyor. En son zırhı giydiğimde güçsüz yaratıklar ya 1 ya da 0 hasar veriyorlar. Ve bu ben 4.5 kat daha fazla hasar alırken. Bu arada söylediğimi hatırlamıyorum, normal modun nasıl olduğunu hiç hatırlamıyorum. Eğer burada bu kadar güçlüysem normal modda direkt tanrı seviyesinde olabilirim. Oyunda bu tanrı seviyesini hissettirmek istemiyor sanırım. Çünkü adanın son bölümleri gerçekten çok zor. Ne kadar güçlü olursanız olun. Ben şehre girmeden önce iki ejderha ile kapıştım. İlk başta boş olan şehirde şu an 5'ten fazla Eliminator, 2 ejderha ve 3 yaşayan zırh var. Bu bölüm eğlenceli mi? Evet. İğrenç mi? Evet. Aynı Dragon's Dogma gibi. Bu ejderhalar burada çalışmıyor bile. Uçacak yerleri olmadığı için sürekli resetlenip duruyorlar. Bir de cesetler yüzünden lanetli ejderha ortaya çıktı. Temizledikten sonra tekrar Diamond odasına giriyoruz. Aynı dövüşü bir kez daha oynadıktan sonra bu sefer göğsündeki ejder uyanıyor ve vücudunu kukla gibi kontrol etmeye başlıyor. Açıkçası bu dövüş daha kötü. Hem yeni saldırıları yok hem de yeteri kadar güçlü değil. Şehir 20 dakika sürdü. Diamond'un 2 dövüşü ise toplamda 5 dakika. Diamond'u 2 kere öldürdükten ve görevleri bitirdikten sonra DLC'de görecek bir şey kalmıyor. Artık oyunu gerçekten bitirebiliriz. 20 Wakestone'u topladıktan sonra Pawn ile konuşuyoruz. Ve Everfall'da bir portal açılıyor. İçine girdiğimizde ise Tanrı ile karşılaşıyoruz.
Beni yen ve yerimi al diyor. Bu savaş sırasında ara sıra durup size yaptıklarınızın nedenini anlatıyor. Tüm Dragon's Dogma dünyasındaki irade Tanrı'dan, yani Seneşal'den geliyor. Eğer Seneşal'in iradesi, azmi yoksa tüm dünya durgunlaşıyor ve boş, sahte bir yaşam ortaya çıkıyor. Bunu düzeltmek için yeni bir Seneşal gerekiyor. Bu yüzden bir ejderha dünyaya gönderiliyor ve yeni Eraz'ın görevine başlıyor. Bu arada Seneşal diye bahsettiğim karakter introdaki sizden önceki Eraz'ın. New Game Plus'ta sona gelirseniz oyunu bitiren diğer oyuncular Seneşal olarak karşınıza çıkmaya başlıyor. Oyunun burasında birkaç farklı son var. Eğer Seneşal'e yenilirseniz dünyaya geri düşüyorsunuz ve ejderha olup yeni bir Eraz'ın yaratmaya gidiyorsunuz. İsterseniz Seneşal'in tanrılık teklifini reddedip Eraz'ın olmadan önceki hayatınıza dönebiliyorsunuz. Ya da Seneşal'i yenip yeni tanrı olabiliyoruz. Verdiği kılıçla öldürüyoruz ve taht bize kalıyor. Seneşal olarak yapabileceğiniz çok bir şey yok. Grand Soren ve Kasardis'e gidip hayaletçilik oynayabiliyorsunuz. Bu noktada yapabileceğiniz tek bir şey kalıyor. Kendinizi öldürmek. Buradan sonra denize düşüyoruz ve puanımız bize dönüşerek hayatımızı devam ettiriyor. Eminim buralarda bir yerde geliştiricilerin atladığı bir yer var. Çünkü hiç bu olayları bağlayabilen bir anlatım görmedim. Oyunun sonu gerçekten ilginç. Ama hikayesi normalde o kadar arka planda ki en sonunda her şey çok hızlı gerçekleşiyor. Çünkü normal hikayesi çok kopuk. Ejderi araştırmaya başlıyoruz, sonra Dük'ün isteklerini gerçekleştiriyoruz ve ejder gel artık kapışalım diyor. En sonunda ise 10 dakikada evrenin sırlarını öğreniyoruz. Savaş sistemi, hikayeyi hepsi ele alınca oyun pahalı bir deneysel proje gibi. Savaş çok iyi ama bazı yönlerden tamamen kırık. Çok akıcı ama envantere girmeniz gerektiği için oyun sürekli duruyor. İlerleme ile dengeli hissettirebiliyor ama birkaç eşya ile çoğu düşmanı yok edebiliyorsunuz. Puanlar çok eğlenceli ve çeşitli ama hepsi aptal ve işe yaramaz. En büyük umudum Dragon's Dogma 2'nin bu sistemleri mükemmelleştirmesi ve artık co-op getirmesi.